La ilahe illallah Muhammedun Resulallah. Sosyalist bir akrabam ile ilgilenirken neye dikkat etmeliyim? Yani Müslüman İslam'ı bilirse, bütün ideolojileri bilmese bile onlara cevaplar verebilir. Yanlışlarına cevaplar verebilir. Ama bu konuya İslami ilimlere iyi bir hakimiyetle mümkün olur. O şekilde olmak da zordur. O yüzden ideolojileri, ana esaslarını bilmek lazım. İslam'ı yine bilmeden olmaz elbette ama o ideolojilere sahip insanlarla görüşürken de İslam'ı bilmek icap eder. İslam'la birlikte o ideolojiyi de bilmek icap eder. Mesela sosyalizmin temelleri nelerdir? Bunu bilmeden bir sosyalistle konuşan kişi çok başarılı olamayacaktır. Sosyalizmi sadece Allahsızlık, ateizm olarak biliyorsa eksik biliyor. Sosyalizm bir ekonomik doktrindir. Bir dünya görüşüdür. Bazı konularda görüşleri vardır. Onları bilmek lazım. Mesela sosyalizmin hedefinde komünizm vardır. Komün topluma ulaşmak, devletsiz olmak, devleti iptal etmek. Sonuç itibariyle devleti iptal etmek. Neden? Çünkü sosyalizmi, komünizmi yazanlara göre devlet güçlülerin toplumu sömürme aygıtıdır. Güçlüler devleti ele geçirir, devletin gücünü, askerini, polisini vesairesini kullanarak fakirleri, halkı sömürür. O yüzden devlet olmamalıdır derler. Ayrıca bir de şahsi mülkiyet olmamalıdır derler. Çünkü şahsi mülkiyete izin verince o zaman fakir olur, zengin olur. Zengin de fakiri sömürür. Bunun olmaması için zengin fakir olmamalı. Dolayısıyla da şahsi mülkiyet olmamalı. Kimsenin malı mülkü olmamalı. Her şey devletin olmalı. Devlet herkese belirli oranda bir maaş vermeli. O kadar. Temellerinde bunlar var. Şimdi bir sosyalistle konuşurken bunları bilmeden konuşursanız olmaz. Bunların yanlışlarını da bilmeniz ve ispat etmeniz gerekir. Neden çöktü sosyalizm 80'li yıllarda? Çünkü gerçeklere uygun değil, hayata uygun değil. Şahsi mülkiyetim olmayacaksa ben niye çok çalışayım ki? Çok çalışan da az çalışan da aynı parayı alacaksa niye çok çalışayım ki? Bu durumda üretim düştü. Üretim düşünce sosyalizm çöktü. Bu çökmesinin önemli sebeplerindendir. Yani fıtrata aykırı. Fıtrat şahsi malı olmadığı zaman iyi çalışmaz. İşçi mi iyi çalışır, patron mu? Patron. İşçi mesainin bitmesini bekler. Saat 5 olsa da gitsem. Patron icabında geceleri de çalışır. Demek ki insan böyle bir varlık. Sosyalizm bunu ihmal etmiştir. Fıtrata aykırı bir ideolojidir. Bunun sonucunda zaten üretim düştü ve çöktü. Sonra her şeyi merkezi yapmak istedi sosyalizm. Her şey merkezden idare olunacak. Çok fazla merkeziyetçi, güya devleti kaldırma idealine sahiptir. Tam tersine devleti çok güçlendirmiştir. Her şeyin fiyatını tespit edecek kadar. Piyasa ekonomisini kabul etmemektedir. Serbest piyasayı. Ve her şeyin fiyatını devlet tayin edecektir. Tabiatıyla bu çok zor bir iştir. Ve Gorbaçov'un 80'li yıllardaki Gorbaçov'un Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov'un yardımcısına sorulmuştu.
neden çöktü? Sosyalizm neden çöktü? O zaman bunu söylediğini hatırlıyorum. Demişti ki, biz Sovyetlerdeki bütün malların fiyatını ancak 2 yılda hesaplayabiliyoruz. Olması gereken fiyat nedir? Yani bir malın girdileri ve çıktıları kaça mal oluyor? Yani onu taşıyan kamyonun yakıtına varana kadar. Malzeme fiyatlarına, işçi fiyatlarına, sigortasına, bilmem nesine, 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 her şeyini, zayiat oluyor vesaire, amortismanı vesairesi, her şeyini düşünüp ondan sonra fiyatını belirleyebiliyorduk. Bütün uzmanlar çalışıyordu. 2 senede zor bitiriyorduk. Şu vidanın fiyatı şu olacak. Taksinin fiyatı bu olacak. Buzdolabının fiyatı şu olacak. Tabii 10 binlerce şey var. Hatta 100 binlerce. Bunların hepsinin devlet tarafından hesaplanması çok müşkil bir mesele. Ve 2 senede ancak hesaplıyorlarmış. Ve 2 sene sonra zaten fiyatlar değişiyor. O kadar yapılan şey boşa gidiyor. Böyle bir sistem nasıl çökmesin ki demişti. İşte bunları bilmek lazım. Yani bir sosyalistle tartışıyorsanız bunları bileceksiniz. Sonra Allah'ı inkar eden bir ateist ise şayet o sosyalist, ki çoğunluğu öyledir. Yani sosyalizmi savunanların hepsi öyle değil ama birçoğu ateizmi de savunur. O zaman Allah'ı da ispat yahut da ateizmi çökertmenin delillerini bilmek icap eder. Nasıl yaklaşılmalı? İşte böyle yaklaşılmalı. Yani sosyalist bir insanla konuşuyorsanız sosyalizmin temellerini bileceksiniz, İslam'ın temellerini bileceksiniz. Ve o zaman inanıyorum ki tartışmalarda ihlas da varsa, hani karşıdakini mağlup etmek gibi bir niyet olmamalı. Karşındaki de insandır. Adamı mosmor etme. Ben galip geleceğim havasına girme. Tartışmadan kimse galip gelmez. Kimse galip çıkmaz. Tartışmada adamı mağlup etmeye çalışırsan o adamı kaybedersin. İhlasla konuşulursa, konu bilinerek, ihlasla davet yöntemlerine göre konuşulursa bir çoğunu kazanmak mümkündür. Çünkü bu insanlar neden sosyalist oldular? Bunlar aslında gerçek İslam'ı bilmediler ve gerçek Müslümanları da görmediler. Bunlar ne gördüler? Bunlar devletin anlattığı İslam'ı ve devletin yetiştirdiği, laik devletin yetiştirdiği Müslüman modellerini gördüler. Haksızlık karşısında susan, sürekli hükümetleri destekleyen, hiçbir meselede muhalefet etmeyen, zulme zulüm demeyen, zalime karşı gelmeyen Müslümanları gördüler. O yüzden birçoğu sosyalizmi seçti. Fakirin hakkını savunmadı Müslüman. Zulme uğrayanların hakkını savunmadı Müslümanlar. Aman devletle karşı karşıya gelmeyelim, aman hükümetle karşı karşıya gelmeyelim derken düşünen insanlarla karşı karşıya geldiler. Düşünen insanları kaybettiler. Şu bir gerçek ki solcular, ılımlı veya ılımlı olmayan solcular, bunların birçokları muhaliftir ve belki yanlış düşünüyor olsa da düşünen insanlardır. Maalesef Müslümanlara gelince dinleri doğru olsa da düşünen insanlar değiller birçoğusu. O yüzden benim muhalefetimi de anlamıyorlar. Çünkü kendisi düşünmüyor, konuşmuyor. O yüzden düşüneni de konuşanı da istemiyor. Şu ortamda Müslümanlardan çok sol ve sosyalistlerden destek verenler oluyor maalesef. Yani maalesef demeyelim, neyse geri alıyorum sözümü. Yani Müslümanlardan da olmalı değil miydi diyelim.
Müslüman kardeşlerimize bakın. Neden tenkit ediyorsun? Şimdi mesela ben bunları açıkladım ya, bu istatistikleri. Birçoğu rahatsız olur. Tamam hocam haklısın da niye söylüyorsun? Bu. Müslümanların ahlakı bu. Söyleme. Kendisi söylemiyor ya, sen de söylemeni istemiyor. Böyle tanındı Müslümanlar maalesef. Sürekli iktidarlarla beraber olan, iktidarlara yanaşan tipler. Hakkı konuşmayan tipler. Hep yağcılık yapan tipler. Menfaat peşinde olan tipler. Bu birçok insanı sosyalist yaptı. Eğer bu ideolojileri bilirsek ve hakkı da savunursak bu insanları kazanabiliriz. Çünkü sosyalizmin temelleri sakattır. Aslında güzel bir şekilde anlatıldığında bir sosyalist hemen anlayabilir. Bir Müslümanı anlatamadığınız meseleyi, bir fikri bir meseleyi, düşünce gerektiren bir meseleyi bir sosyalist anlatabilirsiniz. Çünkü o okuyor, düşünüyor, itiraz ediyor. Her şeye hemen tamam demiyor. Düşünüyor, dinliyor, hoşuna giderse, doğru görürse kabul ediyor. Müslüman düşünmüyor, dinlemiyor. Hepsini kastetmiyorum. Ama epeyce bir kısmı maalesef bu durumda. O yüzden de çok insan kaybettik. Neslimizi sosyalizme teslim ettik. Hakikatleri konuşmayanlar bundan da mesuldürler.